Daha sonra evinden uzakta ikinci evinde Türkiye'dedir. Evinize hoş geldiniz. Bu ziyaretiniz diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yıl dönümüne gerçekleşiyor. Bu itibarla çok daha önem arz etmektedir. Pakistan'la ilişkilerimiz bağımsızlığını kazandığı ve devletini kurduğu 14 Ağustos 1947'den bu yana dostluk ve kardeşlik temelinde şekillenmiştir. Pakistan halkıyla ilişkilerimiz ancak bununla sınırlı değildir. Alt kıta Müslümanların Kurtuluş Savaşı'nda bize verdiği destek zihnimizde ve Türk halkının gönlünde özel bir yere sahiptir. Her iki ulusun kardeşliği birbirlerine zor zamanda ve ulusal meselelerinde verdikleri destekle sübut bulmuştur. En son olarak 15 Temmuz alçak terörist darbe girişiminin hemen ötesinde Pakistan hükümeti ayrıca Pakistan parlamentosunun her iki kanadı ve bütün Pakistan halkı Türkiye'nin yanında yer alarak bir kez daha dostluğu, kardeşliği ve tarihi dayanışma ruhunu göstermişlerdir ve Türk milleti adına o zor günümüzde bize verdiğiniz desteğe bir kez daha teşekkür ediyorum. Pakistan parlamentosunun her iki kanadı oy birliğiyle aldığı kararlarla ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi karşısında çok açık bir dayanışma sergilemişlerdir. Türk milletine ve Türkiye'nin demokratik düzenine karşı bir kalkışma hareketine girişen terör örgütü Fethullahçı örgüt faaliyette bulunduğu 170'e yakın ülkede büyük bir tehdittir. Kardeş Pakistan'ın da güvenliğine, kamu düzenine karşı bir tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz bu terör örgütünün bütün izlerinin silinmesi ve Pakistan'dan çıkarılması konusundan çok titiz bir yaklaşımınız olduğunu biliyoruz ve bunun için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ın, değerli kardeşimin atacağı ilave adımlarla FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak ve tamamen ülkeyi terk edecektir. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, Pakistan'da bütün alanlarda ilişkilerimizi tarihi, köklü kardeşlik hukuku içerisinde geliştiriyoruz ve bundan sonraki hedefimiz de başta ikili ticaret ve yatırım olmak üzere bölgesel konularda ve uluslararası konularda var olan ilişkilerimizi daha da derinleştirerek sürdürmektir. Bu maksatla Türkiye-Pakistan yüksek düzeyli stratejik işbirliğinin 5. toplantısını Sayın Başbakan ve bakanların katıldığı karşılıklı görüşmelerin yapıldığı verimli bir toplantıyla gerçekleştirdik. 6. toplantı önümüzdeki yıl Pakistan'da inşallah gerçekleştirilecek ve yakın zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki ayın başında Pakistan'da geniş bir bölgesel zirve toplantısında bölge ülkelerinin devlet başkanlarıyla, hükümet başkanlarıyla
Pakistan'ın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirecekler. Bugünkü görüşmelerimizde özellikle ticari ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra enerji alanında işbirliği, altyapı ulaşım alanında işbirliğine yönelik atılacak adımları konuştuk, üzerinde çalıştık. Az önce de gördüğünüz gibi bu konuda iki ülke arasında tam bir irade birliği mevcut olup ve birçok alanda işbirliği kağıtlarını da imzalamış bulunuyoruz. Toplantıda ortaya konan stratejik vizyonumuzu yaptığımız bu anlaşmalarla da teyit etmiş bulunuyoruz. Gerçekleştirilen baş başa görüşmeler, heyetler arası görüşmelerle siyasi ilişkilerimizin düzeyine uygun dinamik ticari ilişkilerin tesis edilmesi ve ticaret hacmimizin arttırılması noktasında da somut adımlar atmış bulunuyoruz. Özel sektör ortaklıklarının ve yatırımlarının daha fazla teşviki konusunda her iki tarafın gerekli siyasi kararlılığa sahip olduğunu bir kez daha görmekte memnuniyet duyuyordum. Ayrıca müzakerelerinde oldukça ilerleme sağlanan ve karşılıklı ilişkilerimiz, yatırımlarımızı istediğimiz, arzu edilen düzeye çıkaracak serbest ticaret anlaşmasının 2017 yılında sonuçlandırılması ve imzalanması konusunda da ilgili bakanlara gerekli talimatı verdik. Ticaretimizin artırılmasını temin bakımından ulaştırma imkanlarının çeşitlendirilmesi ve altyapının kuvvetlendirilmesi de kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu konuda da yapabileceğimiz müşterek projeleri detaylıca konuştuk. Ülkelerimiz arasında karayolu, demiryolu, hava taşımacılığının daha da geliştirilmesi gerektiğini ortak bir kanaate vardık. Görüşmelerde ayrıca kültür, turizm, eğitim alanlarını da geliştirilmesi gereken alanlar olarak teyit ettik. Tüm bu alanlardaki çalışmalar esasen dün gerçekleştirilen 6 ortak çalışma grubu tarafından ayrıntılı olarak ele alındı, karara bağlandı. Diğer yandan 2017 yılında idrak etmekte olduğumuz Türkiye-Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünün müstesna olan ilişkilerimize yaraşır bir şekilde her iki ülkede de ihya edilmesi, kutlanması konusunda fikir alışverişinde bulunma fırsatımız oldu. Üniversitelerimiz, akademik kurumlarımız arasındaki iletişimin ve etkileşimin daha da arttırılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bugün çeşitli alanlarda işbirliğine yönelik anlaşma ve mutabakat muhtıralarını da az önce imzaladık. Böylece yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi çalışmaları kapsamında bugüne kadar imzalanan belge sayısı 60'a yaklaşmıştır. Önemli olan bu anlaşmaların imzalanması önemlidir. Ancak bunların takibi, hayata geçirilmesi bir o kadar daha önemlidir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın görevi, büyükelçilerimiz, ilgili bakanlarımız, üst düzey yöneticilerimizin görevi burada mutabakat sağlanan, anlaşmaya varılan konuları takip etmeleri ve buradan doğacak sonuçları ortaya koymalıdır. Değerli basın mensupları, kıymetli kardeşim Başbakan Nawaz Şerif'le şüphesiz
Sadece ikili ilişkileri görüşmedik. Bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatımız oldu. Asya'nın kalbi olan bölgede huzur ve refahın tesisi önemli. Bu yolda iki kardeş ülke, Pakistan ve Afganistan arasındaki işbirliğinin gelişmesini, sorunların görüşmelerle çözüme ulaştırılmasının önemine vurgu yaptık ve bu konuda Türkiye olarak üzerimize düşen ne yükümlülük varsa bunu getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Pakistan ve Afganlı kardeşlerimizin iyi komşuluk ilişkilerinin devam etmesi, terörle mücadele başta olmak üzere birçok sorunun çözümünü daha da kolaylaştıracak, bölgedeki istikrarın ve güvenin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Ortak değerleri paylaştığımız Pakistan ile bölgesel ve uluslararası platformlardaki işbirliğimiz hakikaten fevkalade iyi gitmektedir. Bu işbirliği sayesinde ülkemizin bölgesel ve küresel istikrara daha fazla katkı da bulunmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Pakistan'da Türkiye gibi çağımızın vebası teröre karşı zorlu bir mücadele vermektedir. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen terör olaylarında ve bugün de zannediyorum bir terör hadisesi gerçekleşti ve burada hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum ve Türk halkının yüreği, gönlü Pakistanlı halkıyla beraberdir, dayanışma halindedir. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye'de, Pakistan'da bu terör illetinden kurtulacaktır, başaracaktır. Bu konuda da yakın işbirliğimiz bundan böyle de aynı şekilde dayanışmamız devam edecektir. Değerli basın mensupları, Pakistan coğrafi konumu, genç nüfusu, doğal kaynakları ve büyük potansiyel sunan ekonomisiyle bölgenin stratejik öneme sahip ülkesidir. Asya'daki tüm gelişmeler yönünden de anahtar bir ülke konumundadır. Pakistan'ın yüz yüze olduğu, karşılaştığı bütün zorluklara rağmen her alanda çok büyük ilerlemeler kaydetmesi bize gurur vermektedir. Bundan büyük bir mutluluk duymaktayız. Türkiye, parlak bir geleceğe sahip Pakistan'da var olan dayanışmasını çok daha ileri taşıma kararlılığındadır. Bu düşünce ve duygularla değerli kardeşime ve heyetine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Pakistan, zindabad, Türkiye, peyndabad, çok yaşa Pakistan, çok yaşa Türkiye, Pakistan dostu. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency Prime Minister Binali. Ekselansları Sayın Başbakan, Sayın Binali Yıldırım, Sayın Bakanlar, Sayın Heyet Üyeleri, basına değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm ve iyi günler. Türkiye'ye
ikinci kez Türkiye'ye tekrar gelmek, Türkiye adeta bizim için ikinci evimiz niteliğinde ve buraya bir kez daha gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bana ve heyetime gösterilen olağanüstü misafirperverlik için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha Pakistan'ın Türkiye ile olan dayanışmasını ifade etmek istiyorum ve Türkiye'de 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimine karşı Türkiye ile dayanışma içinde olduğumuz ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedilen 248 şehiti rahmetle anıyoruz ve yaraların hızla şifa bulmasını diliyoruz. Türkiye ve Türk halkı o gece çok büyük bir fedakarlıkla tanklara karşı sokağa çıkmıştır ve demokrasiye karşı mücadele vermiştir. Bunu altın harflerle tarihe yazılacaktır. Türkiye dünya toplumunu özellikle bu darbe girişiminin arkasında bulunan yasa dışı örgütü konusunda herkesi uyandırmıştır ve Pakistan da aynı şekilde bu mücadeleye destek vermektedir. Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanlarını olduğunu bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda ki mücadelesine destek veriyoruz. Türkiye bu tür hain ve korkakça girişimlere meydan vermeyeceğini biliyoruz. Türkiye ve Türk liderliği tüm güvenliğine karşı yapılan saldırılara karşı gelerek güçlü bir şekilde duracağını biliyoruz. Türkiye aynı şekilde barış, refah ve gelişme yoluna devam edecektir. Türkiye'nin bu vizyonu karizmatik Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın gösterdiği yol çerçevesindedir. Son dönemde aynı şekilde Pakistan'da da Sufi merkezine yapılan, Lal Şahbaz'a yapılan terör saldırılarına tanık oldu. Ancak bizim kararlılığımız aynı şekilde devam ederek mücadelemize, terörizmle mücadelemize devam etmeye kararlıyız. Sayın Başbakan, hanımefendiler, beyefendiler. Beşinci Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı son derece verimli geçti karşılıklı müzakereler çerçevesinde. Aynı şekilde özel ilişkimizi daha da güçlendirerek güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştürmeye kararlılığımızı ifade ettik. Türkiye ile Pakistan işbirliği siyasi alanda, ekonomik alanda, yatırım, enerji, gelişme, güvenlik ve iletişim, eğitim, kültür ve turizm alanlarında yakın bir işbirliğine devam etmektedir ve bu işbirliğinin niteliği daha da gelişmektedir. Bugün imzalanan mutabakat anlaşması ve ikili anlaşmalar bu sürece daha da destekleyecektir ve geliştirecektir. Bu vesileyle hem Pakistan'ın büyük ekonomik potansiyelinin de katkı sağlayacağı ama aynı zamanda özellikle ulaştırma ve enerji altyatırım projelerine öncelik verileceğini belirtmek istiyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki 70. yılını 2017 yıl içinde, bu yıl içinde kutluyoruz ve bu vesileyle Pakistan'la Türkiye arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkilerin 70. yılı vesilesiyle ortak kültürümüzü ve tarihimizi hatırlatarak ve dünyada demokrasiyi, barışa ve refaha verdiğimiz değere dayanarak bu vesileyi kutlamak istiyoruz. Türkiye ile Pakistan
dünyada stratejik bir konumda olan, farklı zorluklar ve çoklu tehditlerle karşı karşıya olan iki önemli ülke. Özellikle bölgemizdeki güvenlik çerçevesinde barış çabalarımız, ekonomik kalkınma, refah, barış girişimlerimiz, istikrar girişimlerimiz devam etmektedir. Biz Türkiye tarafından her zaman Kaşmir ihtilafı konusunda desteklendiğimizi takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz. Biz aynı şekilde Türkiye'ye stratejik istikrar konusunda, Güney Asya'da stratejik istikrar konusundaki kararlılığını teşekkür etmek istiyoruz. Bizim barışçıl komşuluk politikaları çerçevesinde Pakistan komşularıyla, özellikle Hindistan'la olan ilişkilerinin bu çerçevede yürütülmesine önem verdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz yine bu çerçevede büyüyen İslamofobiye karşı ortak mücadele vereceğimizi ifade etmek istiyoruz. Pakistan, Türkiye ile ortaklığına büyük bir önem atfetmektedir. Vazgeçilmez partnerler olarak Türkiye ve Pakistan hem bölgesel barış hem dünyadaki barış ve refahın gelişmesi için destek vermeye devam edecektir. Birlikte daha iyi ve daha güvenli bir dünyanın gelişmesine katkı bulunmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan'a tekrar çok teşekkür ederek kendisine en yakın fırsatta Pakistan'da bir kez daha ağırlamaktan da mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Pakistan zindabad, Türkiye paydabad. Çok yaşa Pakistan, çok yaşa Türkiye. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.